Viva Seramit, Ayşegül Çoruhlu ile iyi yaşamı sunar. İyi pazarlar herkese. Ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Bugün yine 3 hocamla beraber hepimizi ilgilendirecek 3 farklı sağlık sorununu masaya yatıracağız. Bakalım bugünkü konuklarımız ve konularımız nelermiş? Sessiz düşman hipertansiyonun belirtileri neler? Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Tevfik Ejder az sonra Doktor Ayşegül Çoruhlu'yla iyi yaşamda açıklıyor. Yaşam kalitesini düşüren fibromiyajı nedir? Algoloji uzmanı Profesör Doktor Kader Keskin Bora az sonra Doktor Ayşegül Çoruhlu'yla iyi yaşamda anlatıyor. Varis nasıl tedavi edilir? Az sonra kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Cem Arıtürk Doktor Ayşegül Çoruhlu'yla iyi yaşamda. Yanımda e, Profesör Doktor Tevfik Ejder var. Tevfik Bey Nefroloji Uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böbrek bozuluyor da tansiyon mu oluyor? Tansiyon bozuluyor da böbrek mi bozuluyor? Bu konuya nereden yaklaşalım böbrek-tansiyon ilişkisine? Evet, e, hakikaten ben hastalarıma da böyle diyorum. Hı hı. Hastalar çünkü merak ediyor. Hangisi önce, hangisi sonra? Böbrek ve hipertansiyon ilişkisi aynen tavuk yumurta ilişkisidir. Hı hı. Yani hipertansiyon iyi tedavi edilmezse böbreklerimizi bozabilir, böbrek yetersizliği yapabilir. Aynı şekilde herhangi bir böbrek hastalığı, kronik böbrek hastalığı o hipertansiyonu yol açabilir. Orada da hipertansiyonu iyi tedavi etmezsek böbrek hastalığı daha hızlı ilerler. O yüzden hipertansiyon sebep de olsa, sonuç da olsa çok iyi tedavi edilmeli. Evet, evet, hipertansiyon konu olunca hep kardiyologlar devreye gidiyor ya. Halbuki böbrek e, vücuttaki suyun miktarı, tuzun miktarı, tansiyonun hani volümün ayarlanmasında çok etkili olduğu için belki hani e, kişilerin belki bir nefrologdan da fikir almaları e, doğru olabilir tansiyon sorunları Tabii. varsa değil mi? E, aslında hipertansiyon çok sık bir sorun olduğu hı. için hipertansiyonla ilgili yapılan büyük epidemiyolojik yani toplum çalışt taramalarında her üç kişiden birinde hipertansiyon var. Öyle mi? Çok yüksek bir oran. Bu yaş ilerledikçe giderek artıyor. Ee, örneğin 50-60 yaş grubunda her iki kişiden birinde hatta 60 yaşında her üç kişiden ikisinde ikisine hipertansiyon Yanda var. Yandaş hastalık var mı diyabet Yandı gibi? çoğu zaman çoğu zaman işte bu hipertansiyona yandaş hastalıklar sorunlar ya yani insülin direnci, kilo almaya eğilim, kolesterol yüksekliği, bazen işte diyabet. Bunlar hep bir arada seyrettiği için bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor ve bu aslında her hekimi ilgilendiren bir konu. Elbette kardiyoloji ile ilgili boyutu var, nefroloji ve iç hastalıkları boyutu var. Biraz ona göre, etkilenen organlara göre aslında bu hekim grupları ilgileniyor bu konuyla. E, tansiyonun ne kadarını e, insanlar, e, e, işte tedavi olur ama tansiyon yüksekliği belli bir seviyede gittiğinde böbreğe zarar veren bir, e, değer var mı? Şunun üstü böbreğe kötüdür diye. E, şöyle e, biz e, tanımlamada hipertansiyon tanımı tüm dünyada şöyle deniyor. Hı -hı. E, i̇şte sistolik, diastolik, büyük küçük tansiyon. Büyük, küçük. E, biz aslında bilimsel olarak bunu milimetre civa olarak söylüyoruz ama Hı -hı. halk yani 140'a 90 Hı -hı. diyoruz. Hı -hı. Tabii halkın daha çok anladığı 14'e 9 bizim 14 e insanlarımız. 14'e 9 üst sınır. Bunun üzerine biz hipertansiyon diyoruz. Hı -hı. Bu e, kriter niye konmuş denecek olursa yine büyük ça yapılan çalışmalarda görülmüş ki 14'e 9'un üzerine çıktıktan sonra işte organlara zarar verme öyle hmm. başlıyor. Yani Aynen. bu bir e, damarlara zarar verme aslında. Hmm. Yani kalp damarı etkilenebiliyor, beyin damarı, böbrek damarı, göz damarı buna dolayı. göre organlar etkileniyor. Elbette eşlik eden başka risk faktörleri sizin sorduğunuz sorunun hmm. cevabı olarak söylüyorum. işi kolaylaştırıyor. Yani damarları bozan başka faktörler varsa yani kan basıncı yüksek olan kişi sigara içiyorsa katlanarak artıyor risk. Sağlar, her bakımdan çok zararlı tuzlu yiyorsa bütün bunlar daha da kolaylaştırıyor. Ondan dolayı bütün bu risk faktörleriyle hepsine birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Hı. Bu risk faktörleri bakın böbreği konuşuyorduk. Geldik yine kalp damar sistemine ilgili. Kalp damar e, sağlığını korumak e, böbreğe de, de korumak damar böbrek için. çünkü damardan çok zengin organlar. Evet biz böbreğim korumak istiyorsak aslında damar, kalp damar sistemimizi korumamız gerekiyor. Zaten bir bütün tesad... organları olduğu gibi aslında evet böbrek hastalarının zaten tesadüf değildir. En sık yaşadığı problemler kalp damar hastalıklarıdır beraberinde kesinlikle kronik böbrek hastalarının en sık ölüm nedeni kalp damar problemleridir zaten bundan dolayı. Hmm. Bu beslenme değişiklikleriyle ilgili olarak hani tamam tansiyon deyince akla tuz geliyor onu kısıtlayalım ee, ama hani diyabette de e, insülin rezistansında var dediğimize göre o zaman şekeri de kısıtlayalım diye hani böyle bir başlıkta neleri kısıtlayalım dersiniz? Ee, genel sağlıklı yaşamla ilgili söylenebilecek her şey hı hı. geçerli. Bu yani aslında stres de dahil. E, dahil. Bu çok klasiktir. Yani Hı -hı. hani hastalar mesela stresten uzaklaşıp tatil’e gittiklerinde tansiyonu daha iyiye gider. Hı -hı. O kadar alakası var ki stres Hı -hı. faktörünün ne kadar kaçılabiliyorsa stresten artık. Onun dışında e, yediklerimiz önemli. Tuzu kısıtlamak son derece önemli. Sırf hipertansiyon için demiyorum. Bizim çünkü çalışmalar yapıldı Türk toplumunda tuz tüketimi çok fazla olabildiğince tuzu herkesin, sağlıklı insanların da kısıtlamasının büyük önem var. Yeri gelmişken bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Yani tuz deyince tüm tuzları kastediyoruz. Yani kaya tuzu, okyanus tuzu, himalaya Bir tuzu. Şey Bunların istiyoruz. hepsi geçerli. Ee, mesela kadınların çoğunlukla tansiyonları düşüktür. 9-6, 7-5 falan da var. Ee, ve ben öneri olarak onlara hani tuz kısıtlamak durumunda değilsiniz derim. Hata mıyım? Hayır kesinlikle değil. Bir grup, özellikle genç kadınlar. Evet. Bir grup şeyde tansiyonlu, düşük olmaya eğilimli bir grup var. Evet. Onları tabii ki normal tuzla beslenebilirler. Evet. Ee, o o gruba da şunu söylemek aslında önemli. O insanlarda da yıllar sonra yaş ilerledikçe hipertansiyon ortaya çıkıyor. Yaşlılığın paketinde ee, geliyor. Evet. Yani kaç o... 56 mı dediniz? 55 mi kaç? Eee yaş olarak evet. yaş ilerledikçe yaş, yaş ilerledikçe oranı artıyor. Yani hmm. 50 yaşında aşağı yukarı sokaktaki her iki kişiden birinde hipertansiyon var. Evet, e, bu e, bazen insanlar ilaç kullanmama meraklısı falan oluyorlar. İşte onu istemem, bunu istemem. Fakat bu hipertansiyon o kadar nazik bir şey ki normal normal giderken bir sinirlenirsiniz, zıplar ve o zaman her türlü işte inmeydi, pıhtıydı olabilir ve ben diyorum ki hipertansiyon ilacınızı kullanmamak diye bir seçeneğin masada olmaması lazım. Bu, bu çok bizim de hassas değil değil olduğumuz bir konu. Aslında hipertansiyon değil sadece, diyabette de aynı. Hı hı. Ne yazık ki şöyle bir algı var, hı hı. yani üzüldüğümüz bir şey çünkü bu yüzden insanlar evet, e, diyaliz hastası oluyor, hayatını evet. kaybedebiliyor. Şeker ilaçları içinde geçerli, tansiyon ilaçları için de geçerli. Bunlar organları koruyor. Evet. Şöyle bir algı var. işte tansiyon ilacı böbrekleri bozdu. Şeker ilacı böbrek asla bunlar korusun diye veriyoruz hatta. Evet. O yüzden e, tansiyon yüksek tansiyon olanlar düzenli olarak ilaçlarını aksatmadan almalılar. Yükselmesine izin vermemeliyiz. Evet. Yoksa yükseldi o zaman ilacımı alayım değil aslında. Bu şeker ilaçları için de geçerli. Ne Doğru. kadar ilaçların düzenli alıp ne kadar tansiyonu kontrol altında alıyorsak bu organlara zarar riski o kadar azalıyor. Yani zarar verdikten sonra geri dönmeye çalışmak yerine baştan korumak da gerekiyor. Elbette. Hatta siz düzenli alırsanız ilaçlarınızı belki ileride dozunu artacağına hep düşük dozda kendinizi korumaya devam edebilirsiniz. Yaşam tarzına dikkat edersek daha Geriye düşük dozlar da gidebilir. Daha, daha düşük tabii, dozlara tabii. gelebilir. Bu tansiyon işine altını çizdiğimiz için burada çok memnun oldum ve dediğim gibi sadece kardiyoloji değil böbrek ve nefroloji ve bütün sistemlerle ilgili dediğimiz gibi tavuk yumurta döngüsü bir diyabekçi ile de konuşabilirdik. Endokrinci ile evet. de konuşabilirdik konuyu. Bence şöyle noktalayalım. Tansiyon ilacı verilmişse bir kişiye hekimi tarafından o değiştirmediği sürece evet, asla, asla aksamamalı. ölçüp de benimki düşük almıyorum, vazgeçtim falan böyle bir şey yapmaması lazım. Evet. Çok hayati bir e, istenmeyen sonuca sebep olabilir. Teşekkür ederim Tevfik Hocam. Ben Sağ teşekkür olun Çok için. teşekkür ediyorum. Yaşam kalitesini düşüren fibromiyajı nedir? Gizemli ağrıların sebepleri neler? Algoloji uzmanı Profesör Doktor Kader Keskin Bora şimdi Doktor Ayşegül Çoruhluyla iyi yaşamda anlatıyor. Yanımda Profesör Doktor Kader Keskin Bora var. E, Kader hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Kader hocam algoloji yani ağrı e, uzmanı. Ve bizim de konumuz fibromiyalji. Şimdi bu fibromiyalji kelimesini değil mi hastalarda çok kullanıyor, bizler de çok, çok kullanıyoruz ama fibromiyalji nedir yani? Çünkü benim de sırtım ağrıyabilir ama benim fibromiyaljim var mı? Nasıl anlayacağız? Yani nerede ağrısı olur? Nasıl tanı koyarsınız? Tam ne diye, neye diyelim fibromiyalji? E, tabii çok karışık bir konu. E, özellikle günlük e, poliklinik pratiğimde benim fibromiyajım var deyip gelen ama başka Türk birçok başka bir tanı koyduğum çok hastam oluyor. Evet. E biraz hani böyle işte sırtım ağrıyor, boynum ağrıyor e, diye diyelim ki herhangi bir hekime gittiği zaman hasta senin fibromiyajın var deyip hastalara bu tanıyı kolay koyuyorlar. Aslında bunu yapmamak da lazım. Her sırt boyun ağrısı fibromiyajı Değil, değildir. Ki. Oradan başlıyoruz. Evet. E, ve şey, sonra bu hastalar bu tanıyı öğrendikten sonra Biliyorsun sosyal medya çok kirli e, fibromiyajci ile ilgili çünkü hani nedeni bilinmeyen hatta hayalet hastalık böyle tanımları vardır biliyorsunuz. E, ama benim aşağı yukarı 22 yıldık hani ağrılı hastaya bakıma geçmişimde gerçek fibromiyajci tanısı koyduğum hani diyelim beş parmağına geçmez yani öyle Enteresan. söyleyeyim. Enteresan. Diğerlerine ne diyelim? Diğerlerine miyofasiyel ağrı diyoruz aslında. kasların benim, ağrısı. Evet ben aslında bu farkındalığı çok hastalarıma da mutlaka e, bilgilendiriyorum bu konuda. ve bütün neredeyse hani yayın organlarında kullanarak hani her, hast, her ağrı ya da her kas ağırlıklı ağrı fibromiyacı değildir. Miyofasiyel ağrı olup olmadığını kontrol edin. Nasıl Sonra... anlayacağız? Şimdi bir kere e, isterseniz farklarını hmm. karşılaştırarak gidelim. Şimdi miyofasiyel ağrı da bildiğimiz gibi kas kas çevresi dokular ve tabii ki onun yapıştığı omurga ile ilgili ağrılar ortaya geliyor hasta. Yakınmasıyla geliyor hasta. En çok mesela boyun bölgesinde ağrıdan yakınırlar. Hani böyle genel tüm tepemden tırnağıma kadar her yerim ağrıyor. Bir lafı cümlesini kullanmaz mesela hasta şikayetleri evet. arasında. Ama fibromiyajlı hasta der ki mesela işte her sabah çok yorgun kalkıyorum. Her evet. yerim ağrıyor. Hmm, bütün vücudun ağrısından evet, tüm vücut bahsediyor. ağrısı daha çok ağrı. Yine onlar da tabii ki boyun ağrısı ama mut, tek başına bo, boyun bölgesinde olmaz. Mutlak sırt da eklenir, bel de eklenir, i̇şte eklemlerde ağrı eklenir. Ee, bir de sadece ağrı değil biliyorsunuz fibromiyajide. Ee, özellikle konsantrasyon bozukluğu, yaşam hmm. kalitesini düşürecek kadar Zihin olarak, zihin diyorsunuz olarak. Yani. Konsantrasyon bozukluğu ne demek? Bu sisli beyin gibi mi? Dikkatini sisli beyin, toplayamamak dikkatini gibi toplayamamak Hı. gibi diyelim. Artı kalitesiz bir uyku, ee, yine sabah çok yorgun kalkmak, işte hiçbir iş yapmak isteme istememe e, isteği hastalarda. Yani depresif de bir durumda oluyorlar. Tabii ki. Yani oluyorlar. hani ağrı depresyonu, depresyon ağrıyı böyle ciddi bir e, kısır döngü haline getiriyor. Şimdi neden hastalar fibromyaljiye yatkın olurlar? Evet. Bir, genetik mutlaka etkili hı. burada. Hatta çok faktörlü bir genetik e, bir geçmiş gerekiyor. Artı, çevre şartları çok önemli. E, ben sevgili Kerem Doksat'la büyüdüm üniversitede. Derdi ki hocam, bir serotonin nörolyenin düzeyi çok önemli o kişinin. Hı, hı. Eğer o kişinin serotonin ve noradrenalin düzeyi düşük ise e, biz buna nörolojik diye şey derdik, diabet deriz derdi. Ve bunları mutlaka o kişi de artıracak işte gerek ilaç tedavisi, e, gerek işte kognitif fonksiyonları arttırıcı bir sürü bilişsel tedaviler var. Bunlar o zaman genetik olarak serotonin ve noradrenalinin düşük olması oluyor. veya e, hedef hücreye etkili olamaması konusu... Fibromiyalji genetik yatkınlığının bir sebebi olabiliyor. Tabii ki ve tabii ki o kişileri çok yatkın kılıyor. Nasıl oluyor mesela? Bu kişiler zaten o genetik olarak yapılanmış kişiler. Ben yine hep bu bunu söylerim. Eğer bir kişinin ruhu hassassa ki biliyorsunuz bizim Hı -hı. ruh düzenimizi de bu iki hormon sağlıyor. O incecik e, hücre minicik hücresi bile hassas oluyor. Ve tabii ki stres. Herkes stres şey biliyorsunuz eee Maruz, normal günlük hayatımızda. Ama bu kişiler bu yeteri kadar, e, bu e, serotonin ve noradrenalin hormonları yeteri kadar olmadığı için baş etmede bunları yeteri kadar kullanamıyorlar. Ve stese bedensel cevapta bu sefer ne oluyor? Ağrının, e, şimdi ağrı diyelim ki elimizi buradan uyarı verdik, iletildi. Beyinde özel bir değerlendirmeden geçiyor. Geri geliyor biz ağrı hissediyoruz. Ha, Böyle yüksek bir yüksek hissediyor. Ağrı. Tabii ki. Bu değerlendirmeye çünkü santral bir şeydir hormondur serotonin ve noradrenalin. Yeteri kadar olmadığı için bizim endojen analizi sistemi dediğimiz. Hmm. Yani her kişinin kendisine ben özgü he. endorfin, serotonin, noradrenalin hepsi aynı grup içinde. O kişinin, e, o kişiye özel ağrıyı değerlendirme sistemi var. Ona biz, o yüzden ağrıyı artık genellemiyoruz. Mesela eskiden guideline'lar antidepresanlara çok önerirler hmm. bu tür hastalarda. Şimdi ne veriyorlar? Şimdi daha çok antinöropatik dediğimiz bir grubumuz çıktı. Hı -hı. Aslında antidepresanlar da serotonin ve noradrenini yükseltiyor evet. vücutta, ama antinöropatikler de aynı şekilde yükseltiyor. Buna fakat da mekanizmaları ayak farklı. farklı. Hastalar gene ilaç kullanmamak adına bir de antidepresan da ürkücü geliyor. Gene evet. ayak diliyorlar. evet. Halbuki evet. siz diyorsunuz ki nasıl insülin az olabiliyor? Bazen enjeksiyon yapılıyor. Eee eee yerine, yerine koymak için. Bunu da koymak lazım. Belki eskiden kalınan o antidepresan kafasından çıkmak lazım. O ağrıları Kesinlikle. çekmek yerine. Peki e, uyku konusunu e, şöyle bağlayayım. Şimdi gene tavuk yumurta e, döngüsüyle gergin olunca rahat uyuyamıyor, rahat uyunca dinlenmiş e, uyanamıyor. Burada e, uyku sağlığıyla ilgili onlara yani fibromiyalji tedavisi değil de uyku tedavisi yapsak işe yarar mı? Zaten Allah'tan bu antineuropatik ilaçların uyku düzenleyici etkisi var. Hmm. Şimdi derin uyuyamadığı için biliyoruz, röme hmm. geçmediğiniz sürece e, yukarıda kaldığınızda vücut sanki yaşıyormuşçasına. O yüzden sabah çok yorgun kalkıyorlar. Gece Bütün bir gece oluyor. dinlenememiş oluyor. Yeteri kadar derin hani uyku kimyası diyoruz ya. Hı hı. Onu yeteri kadar iyi bir şey yapamadıkları için, kullanamadıkları için melatonin hormonu yeteri kadar salınmıyor. O da çok kıymetli biliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla sabah çok yorgun kalkıyorlar. Allah'tan dediğim gibi bu antinöropatik ilaçlar hem anksiyolitik etkileri var. Hani anksiyeteyi de alıyor. Çünkü Azaltıyor, Kaygılı psikolojik. hastalar bunlar aynı evet. zamanda. Çabuk kaygılanan. Hı hı. Uykuyu ciddi anlamda düzeltiyor. Evet. Ağrıyı yönetiyor. Ağrı sistemini hı. düzeltiyor. Bu da daha çok biz sis, ağrı sistemindeki bozukluktan bahsediyoruz zaten. Evet, ağrıyı fazla algılamaktan evet, evet. bahsediyoruz. Hücrelerin ağrı konusunda da daha duyarlı olmasından bahsediyoruz. Ee, teşekkür ederim. Bir kere fibromiyajının böyle herkesin fibromiyajı olmadığı, evet. hani bütün telefon boynumuz ağrıyor, o hmm, da değildir. Değil, ee, daha çok e, sabah yorgun kalkmalı ve bütün vücuttaki ağrı e, duyarlılığın artması olarak tanımladınız. Tedavisinin olduğunu söylediniz. Evet. En güzel tedavisi de tatilmiş. Evet. Bu haberi duyduğumuza <laughs> çok sevindik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Velavit Viva Seramid'in sunduğu Ayşegül Çoruhlu ile iyi yaşam devam edecek. Velavit Viva Seramid'in sunduğu Ayşegül Çoruhlu ile iyi yaşam devam ediyor. Evet yanımda doçent doktor Cem Arıtürk var. Cem hocamız kalp damar cerrahisi uzmanı. Cem hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Hepimizin özellikle kadınların derdi şekil olarak da bazen ağrı olarak da ee, neden bu kadar yaygın bu e, varis meselesi? Değişen ve kötüleşen yaşam koşullarından oturuyoruz dolayı. Diyeceksiniz evet değil mi? maalesef oturuyoruz. Peki e, sadece oturma mıdır etken? Mesela genetik foks, e, şeyi var mı? Çok fazla etken var. Aslında genetik faktörler en önemlisi. Hı. Anne ve e, babadan ikisinde birden varsa varis hastalığı %70'e çıkıyor risk. Tekinde varsa %50'ye kadar yükseliyor. Nasıl ama... teşhis ediyorsunuz? E, Doppler. Doktor Doppler ultrasonografi. Çok basit aslında. 15-20 dakikalık bir e, basit görüntüleme yöntemiyle tanısı konuyor. Peki belirtileri nasıl olur? Çünkü biz bu kılcal damarları veya bir birazcık büyük damarları böyle e, mor mor vücudumuzda görünce diz arkasında falan anlıyoruz. O biraz varisimsi bir şey de. Daha büyük ve derinde olanlar var ya asıl sizin ameliyat ettiğiniz, <laughs> tedavi ettiğiniz onları neyden anlıyoruz? Ayağımız mı şişiyor? Nasıl oluyor? Ağrı oluyor. Yani ağrı temel oluyor. olarak aslında ağrı da demeyelim, bir huzursuzluk hissi, bir rahatsızlık hissi, bacağı hissetme diyelim. Bir şey hocam, restless leg sendrom denen gece huzursuz bacak bu Benzer, değil mi? Değil ama birbirleri çok benziyor. karışır. Ee, i̇şte gündüz gün içinde zamanla e, sabah saatlerinde iyi hissederken akşama doğru kötüleşme olur. Bacakta bir ağırlaşma olur. Şişer mi? Ayakkabı dar gelir mi? Ayakkabı dar gelir. Çorap izi çıkar akşama doğru. Hmm. Sanki içine Ödem. beton dökülmüş gibi olur. Hmm. Ee, sanki içinde balon şişiriliyormuş gibi olur. Başlangıçta genelde bu şikayetler olur ama ileri seviyelerde işte kramp girmesi, karıncalanma, sabah uykudan uyandıran kramplar gibi ileri şikayetlerle de karşılaşabiliyoruz var esaslarında. Niye kadınlarda daha çok oluyor? Böyle östrojenle falan alakası var mı konuda? Ee, Kiloyla mı alakası Kiloyla, Kilo aslında kadınlara özgü olmasının sebebi. Kadınlarda çok olmasının sebebi kilo değil. Bunu iki yönden değerlendirmek hmm. lazım. Kadınlar estetik olarak biraz daha kaygılı ve e, Fark dikkatli oldukları için daha farkına varıyorlar. E, bir de bununla birlikte gebelik e, yine... Aa. Varis hastalığını hızlandıran faktörlerden Doğru. bir tanesi, ondan dolayı kadınlarda biraz daha fazla görülüyor. Peki bu sıcak iyi değildir. Hı hı. Bir takım işte zayıflama aletleri var sıcak ısıtıyor bacakları veya şu sauna, hamam. Bunlar var ise iyidir, iyi değildir denir. Doğru mudur? Doğru. Varisli damarlarda genişlemeye sebep olur ve hastalığın ilerlemesine olanak tanır. Ancak hayatta öyle kurallarla bu kadar yaşanabilir bir şey değil. Yani saunayı seven kişi veya sıcak masaj yapmayı seven kişi bunları yaptıktan sonra bir 5 dakika bacaklarına soğuk su masajı yaparsa en azından o sıcağın yarattığı etkiyi bertaraf etmiş, nötürlemiş olur. Şimdi hani varis toplar damarların cepleşmesi ya yani bir e, ne diyeyim tonus e, gerginlik azlığı. Hemoroid de o sınıfa girmiyor mu? Aslında birbiriyle e, aynı mekanizma ile aynı patoloji ile gelişen hastalıklar. ikisinde de problem yer çekimine bağlı olarak vücudun en alt kısmındaki toplar damarlarda bir akım bozukluğu ve ona bağlı olarak meydana gelen damar genişlemeleri. Aynı şekilde kadınlardaki pelvik konjesyon sendromu yani kasık bölgesindeki karnın alt kısmında e, rahim ve yumurtalık etrafındaki damarların genişlemesi de aynı kökenden. Hı, orada da öyle bir mesele olabiliyor. Bir hastalık, evet. Yani yer çekimi <laughs> yer çekimi sarkıtıyor. <laughs> e kadar Kes, yolu var. Yer çekimini e, bu bakımdan sevmiyoruz. Peki e, mesela e, hani hafif yatkını aslında yatkınlığı olmasa bile herkes uzun ayakta kalıyorsa veya uzun seyahatte oturuyorsa Varis çorabı giymeli mi? E, fena olmaz. En azından hmm. e, yani hiçbir problemimiz olmasa da iyi, venöz etmezimiz olmasa da gündüz çok uzun süre sabit duruyorsak veya e, oturarak zaman geçiriyorsak bir şişliğimiz oluyor. Hmm. E, varis e, çorapları bunu engelleyebiliyor ama ondan önemlisi gün içine hareket katmak. Hmm. 45 dakika oturuyorsak şöyle bir 10 dakika kalkıp adımlamak, düzenli egzersiz haricinde Gün içinde hareketli olmak faydalı. Yürüme hareketinin kasları mı pompalıyor? Evet. Yani yürüdüğünüz zaman bacaktaki kaslar çalışıyor. Bacaktaki kasların çalışması e, pasif olan o toplar damar akımını ha. hızlandırıyor. Otururken şöyle ayaklarımızı olur, yapsak o da olur. olabilir mi? O, o da, da keyifli olur. Ama hareketin sadece varisle alakalı değil, pek çok faydası var. Kas iskeleti başta olmak ayrıca, üzere. Ayrıca, ayrıca. Onun için yürümek en güzeli. Peki varisi olanın, izleyici sorusu gibi soruyorum, o varislerden pıhtı Yaşama olasılığı yüksek mi? Şöyle diyelim toplar damar sistemi bir derindeki kaslar arasındaki toplar damar sistemi bir de bizim varis hastalığından dolayı ameliyatları, girişimsel yöntemleri uyguladığımız yüzeyel toplar damar sistemi olarak hmm. ikiye ayrılıyor. Derin toplar damarlarda bir yetmezlik varsa ki biz buna derin venöz öz yetmezlik hmm. adını veriyoruz tıbbi olarak. Onlarda pıhtı oluşumu ve işte akciğer embolisi gibi hmm. riskler söz konusu olabiliyor. Peki e, tedavileri nasıl sıralayalım? Lazer mi, enjeksiyon mu, ameliyat mı? Önce tıbbi tedaviler, estetik tedaviler olarak tıbbi ayıralım. Tıbbi ilaç demek istiyorsunuz. E, tıbbi an tam öyle olarak öyle değil. Medikal ha. anlamda tedaviye ihtiyacı Hı. olan, yani bir derin veya yüzeyel venöz yetmezliği olup tıbbi amaçlı tedavi ihtiyacı olan Hı. hastalar, bir de hiçbir problemi olmayan ama estetik, estetik kaygıları olarak. olan e, hastalara uyguladığımız diye ikiye ayırmak lazım. Ee, tıbbi problemlerde de şu anda günümüzün tedavi yöntemleri, lazer, radyo frekans ve yapıştırıcı yöntemler gibi ameliyat gerektirmeyen girişimsel yöntemler. Ameliyat hala yerini koruyor. Ee, henüz bazı hastalarda girişimsel yöntemlerle çözüm bulamadığımızda ameliyat hala uyguluyoruz. Başlangıç seviyelerde... Ameliyatta ne yapıyorsunuz? Bollaşmış kısmı mı alıyorsunuz? Evet. Yani ameliyatta yüzeyel toplar damarlarda problemli damar vücuttan çıkarılıyor. Girişimsel Hı. yöntemlerde de çıkarılmıyor. O, olduğu yerde kullanılmaz hale getiriliyor, kapatılıyor. Ee, başlangıç seviye hastalarda henüz problemler ciddi değilse, patoloji başlangıç seviyedeyse demin konuştuğumuz Varis çorapları ve bir takım e, ilaçlar faydalı olabiliyor. Bunlar işin e, tıbbi tedavi kısmı evet. yani gerçekten bir problem olup Peki tedavi ihtiyacı varsa e, gerekirse varis çorabı giymek ve hareket etmek e, dışında toplar damarların beslenmeyle ile alakası var mı? Var bir takım şeylere dikkat etmek lazım. Öncelikle kilo almamak gerekiyor. Hı hı. Kilo varis oluşumunu hızlandıran nedenlerden bir hı hı. tanesi. Onun için düzenli beslenme. İkincisi e, yeterli sıvı almak. Çünkü hmm, su dolaşım akış için. aynen dolaşım akışkanlığını artırıyor. Üçüncüsü fazla tuz almamak. O da fazla sıvı tuttuğu için e, fazla sıvı da bacaklarda sıvı birikimine sebep olabiliyor. Toplar hmm. damarlarda genişlemeye. Bunun haricinde e, işte B vitamini gibi, E vitamini gibi, C vitamini gibi hem kan akışkanlığını artıran hem de damar tonusunu düzenleyen bir takım vitaminleri alabileceğimiz gıdaları tüketmek lazım. Temel olarak bunlara dikkat ettiğimizde varis hastalığından korunabiliyoruz. Bir de mutlaka kabızlığı vurgulamak lazım. Ha. Kınma çünkü bacaklardaki toplar damar akımını da zorladığı için hmm. varis oluşumunu hızlandırabiliyor. O Hamileliğin baskısı gibi diyorsunuz gibi. değil mi? Aynen öyle. Ha. Lifli beslenmeyi Kabızlıkla mutlaka varis arasındaki lazım. bağlantıyı vurguladık. Önce dolaştık gene sağlıklı iç konusunda. Ee, burada da kavuz olmamak lifli beslenmek gerektiğini hatırladık ve ideal kiloda olmak gerektiğini hatırladık. Ama şükür ki tedavisi var. Evet. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Doktor Ayşegül Çoruhlu'dan bölüm notları ve gün değerlendirmesi. Şimdi iyi yaşamda. 3 tane değerli meslektaşım bizimle birlikte oldu. Bakalım onlardan neler öğrendik. Bölüm notlarımızda bunları özetliyoruz. Ee, i̇lk öğrendiğimiz böbrek ve tansiyon ilişkisinin birbiriyle çok yakın olduğu, tansiyonun sadece kalp damar hastalığı olarak değil böbrek sağlığıyla ilgili e, olduğunu e, öğrenmiş olduk. Neye tansiyon diyoruz dediğimizde 14-9 e, olarak sizlerin tabir ettiği rakamların üstüne yüksek tansiyon olarak tabir ediyoruz ve yüksek tansiyonun e, bir sürü e, sağlık sorununun sebebi olabileceği için ilaçsız bırakılmaması gerektiğini ve hekimleriniz size tansiyon ilacı yazdıysa mutlaka ve mutlaka kendi başınıza karar verip bırakmayıp e, sürekli kullanmaya devam etmeniz gerektiğini vurguladık. E, çünkü tansiyon bir kere bile bir an bile yükselse hep normal gibi giderken size göre o anda her şey olabilir. Pıhtı olabilir, kalp krizi olabilir. O yüzden tansiyon ilacı keyfek eder bir şey asla olmaması lazım. Ben hastalarımda da görüyorum, o yüzden bunu dikkatle e, size de söyleyeyim. İlacı bırakmıyoruz. Diyabet, e, tansiyona, böbrek hastalığına, kilo tansiyona, böbrek hastalığına hepsi birbirine sebep oluyor. Tansiyon hastası olanlara da beslenmedi. Hem bu e, kiloyu ve diyabeti sağlamayacak şekilde beslenmek, hem de tuz kısıtlaması öneriliyor. İkinci e, meslektaşımla fibromiyacıyı konuştuk. En önemli konu her ağrı fibromiyacı değildir. Her boynu sırtı ağrıyan kendine fibromiyacım bardiye teşhis koyması. Fibromiyacı daha başka bir hastalıklar bütünüdür diye bize belirtti. bu şekilde sırtı ve boynu ağrıyanlarda evet bir kas hastalığı, kas ağrısı gibi bir durum var ama ona başka bir isim veriliyor. Fibromiyajı diyebilmek için sabah yataktan yorgun kalkmak, vücudun bütün kaslarının ağrıması, biraz yataktan çıkmak istemeyecek, hani saçını taramayacak istemeyecek kadar yorgunluk ve biraz depresif bir mut, hepsi o paketin içinde geliyor diye bize söyledi. Genetik temelinin oldukça fazla olduğunu ve işte iyi hissetme hormonları, serotonin, ördenlerinin gibi hormonların eksikliğinin buna sebep olabildiğini ve gerekiyorsa bunlar size yazıldıysa çekinmeyip bu ilaçları da kullanmanız gerektiğini ve yeni yeni ilaçlar da fibromiyalji tedavisinde çıktığını söyledi. Güzel bir haber olarak da çok hassas kişilerin ee, rahatsızlığı olabilir. Bu kişiler tatile gittiklerinde kendilerini çoğunlukla ağrısız ve mutlu hissederler dedi. Demek ki fibromiyajımız varsa daha fazla tatile çıkma hakkımız olmuş oluyor. Üçüncü konumuzda varisi konuştuk. Varis gene kadınların hastalığıymış gibi duruyor. Çünkü hamilelikle beraber hayatımıza girebiliyor hamileliğin yüküyle. Ne yapmak lazım? Hareket etmek lazım. Uzun oturma varis sebebi olabildiği için 45 dakika oturma, 10 dakika, 5 dakika hareket etme ya da masa altında bacakları hareket ettirme bir çözüm olabilir. Varis çorabı giymek anlamlı. Varisiniz olmasa bile varis çorabı giymek aslında günü çok daha hafif böyle kuş gibi hafif geçirmenize sebep oluyor. Tecrübe etmenizi de tavsiye ederim. Daha enerjik oluyor insan o ağırlık olmadığında. Su içmek yine dolaşımı arttırmış oluyorsunuz siz. Toplar damarlarda. Ama varis sahibi olan biri yüzeyel veya derin varis de olsa bunun hem medikal tedavisini, hem lazer tedavisini, hem de cerrahi tedavisini yaptırabilir. Bu e, tedavi seçenekleri de masada duruyor. Dolayısıyla bir varis de öyle çok büyük bir hastalık e, grubuna sokmayacağımız, biraz dikkatle ve tedaviyle çözebileceğimiz bir konu olarak e, bugün masaya koyduğumuz konulardan biriydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Velavit Viva Seramit Ayşegül Çoruhlu ile iyi yaşamı sundu.